Sanırım son 20 yılda yaşadıklarımızdan sonra Erdoğan'dan iyi niyet beklemeyecek kadar tanıdık kendisini. O yüzden bugün muhalifi gazetecileri sarayındaki şovuna davet etmesinin ardındaki hesabı da gayet iyi okuyabiliyoruz. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Ben gazetecilerin şuraya gitmem, bununla görüşmem deme hakkı, hatta lüksü olmadığına inananlardanım. Gazeteci ayırt etmeden her yere gider, herkesle görüşür, sorusunu sorar. Erdoğan'ın ilk döneminde ben de onunla bir yurt dışı gezisine katılmıştım. Yazdığım haberi beğenmedi, bunu da açıkça söyledi, bir daha da davet etmedi. En son Almanya'daki basın toplantısına katılmak ve sorularımı sormak istedim. O gelirse ben gelmem dedi, sorularımı soramadım. Gazeteci gerçeği ortaya çıkarmak için soru ya da hesap sorabileceği her ortamı değerlendirmelidir. Ancak Erdoğan'ın son davetinde böyle bir ortam yok. Seçime doğru köşeye sıkıştığını fark eden saray, türlü ayak oyunlarıyla bir çıkış bulmaya çalışıyor. Muhalif gazetecilerin davet edilmesi de bu ayak oyunlarından biri. Ortada iyi niyet, uzlaşma arayışı, karşı görüşü de dinleme çabası falan yok. Sahneledikleri oyuna figüran arıyorlar. Muhalif gazeteciler gidip AKP'nin şovunu izlerse, işte hepsini ayağımıza getirdik diyecekler. Gitmezlerse, gördünüz işte uzattığımız eli geri çevirdiler diye yüklenecekler. Bu taktik bir adım bile değil. Ucuz kurnazlık. Aynısını başörtüsü teklifiyle gollük pas veren CHP'ye yaptılar. Yasal düzenleme teklifini anayasa değişikliğine çevirip samimiyet testi olarak lanse ettiler. Şimdi CHP yok dese, bak başörtüsü baskısına devam edecekler diye propaganda yapacaklar. Aynı şekilde Aleviler, İnançlarını folklorik bir malzemeye çeviren teklife direnirlerse, biz istedik bak reddediyorlar suçlamasına muhatap olacaklar. Tuzak bu. Tabii ki meslektaşlarımız kendisi bilir, ancak çıkardığı sansür yasasının mürekkebi kurumadan gazetecileri ev baskınlarıyla tutuklattığı günün akşamında muhaliflerine bal mumlu davetiye yollayana ancak hadi oradan denir.